Yalçın Doğan 28 Kasım 2021 T24. Bugünün faiz anahtarı 2011'deki site. Aranıyor, aranıyor. Lütfi Elvan'ın yerine yeni bir Hazine ve Maliye Bakanı aranıyor. Sarayda Tayyip Erdoğan'a yakın isimler elbette Erdoğan'ın bilgisi dahilinde bazı kişilere bakanlık önerisi götürüyor. Ancak şu ana kadar bakanlığı kabul eden çıkmıyor. Çünkü herkes daha sonra başına ne geleceğini biliyor neden kabul etsin ki? O adaylar arasında ismi en çok geçen kişi bir kadın. Profesör Doktor Elişah Arıcan. Profesör Arıcan ekonomik konularda saraya danışmanlık yapıyor. Halen Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü, aynı üniversitede ana bilim dalı başkanı, İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca Başkanı Tayyip Erdoğan olan Varlık Fonu'nda Başkan Vekili. Başkanlıklardan başı dönen bir profesör, Erdoğan'a çok yakın ve onun güvendiği biri ama şu ana kadar bakanlığı o da kabul etmiş değil. Öte yandan ortada bir ayıp var. Bakan varken bakan aramak kulisleri aşan ayıba dönüşüyor. Lütfi Elvan'ı görevden al, sonra bakan ara. Ayıptır. Kitap ve Kurtuluş Savaşı. Bu dönemde ayıplar birbirine zıt açıklamalar, çelişkiler siyaseten sıradan hale geliyor. Son örnek şu. Erdoğan ne diyor? Biz ekonominin kitabını yazdık. Döviz kuru almış başını gidiyor. TL tepe taklak. O ekonominin kitabını yazdık diyor. Sonra ne diyor? Bu sözün üstünden iki gün geçiyor geçmiyor daha büyük bir laf ediyor. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Madem kitabını yazdın o zaman nasıl oluyor da ekonomik kurtuluş savaşı verecek kadar ağır yara alıyor, tahrip oluyor? Ya da madem kurtuluş savaşı veriyorsun o zaman yazdığın kitap ne işe yarıyor? Ne işe yarayacak? Hiçbir işe. İşe yaramadığının çeşitli örnekleri var. En başta ekonomideki güven bunalımı. Bunu en iyi yansıtan verilerden biri bankalardaki döviz mevduatı, döviz hesaplarının miktarı. 2011 yılında bankalardaki toplam mevduatın %30'u döviz cinsindenken, bugün toplam mevduatın %60'ı döviz cinsinden döviz hesapları ikiye katlanıyor. İnsanlar Türk lirasından kaçıyor kendilerini güvene almak için dövize sığınıyor. Bunun siyasal tercümesi sır değil. AKP-MHP ortaklığına güven kalmıyor. Güven kalmadığı çoktan belli. Mevduatla ilgili bu veri güvensizliğin göstergelerinden biri. Nasıl olduysa son yıllarda Merkez Bankası başkanlığını yasal süreye uygun olarak 5 yıl yürütenlerden biri de Erdem Başçı. 2011 Nisan ayında Merkez Bankası başkanlığına atanıyor, tam 5 yıl sonra 2016 Nisan ayında görev süresini dolduruyor ve başkanlıktan ayrılıyor. 5 yıl yürütüyor ama kim bilir neler yaşanıyor. Başkan olduğu süre içinde Başçı gerçekçi bir para politikası izliyor. Günümüzde ekonomiyi perişan eden, halkı yoksulluğa iten düşük faiz politikasına itibar etmiyor. Gerçekçi davranarak faizleri yükseltiyor. Yükseltmesi orada kalmıyor. Kalmadığını geçen akşam Profesör Doktor Hurşit Güneş katıldığı bir televizyon programında açıklıyor. Hurşit Güneş'in aktardığına göre faizleri yükseltince Tayyip Erdoğan Erdem Başçı'ya sitem ediyor. Biz de seni Müslüman bilirdik faizleri yükseltince başkan başçı dini bir itirazla İslami bir sitemle karşılaşıyor. Bu sitem faizin düşürülmesini anlatan bugünün anahtarı, bugünü anlama kılavuzu. Erdoğan geçenlerde partisinin grup toplantısında düşük faizi savunurken şunu söylüyor. Bu konuda nas ortada. Nas orada dururken sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve ona göre adım atacağız. Nas nedir? İslamiyet'te kesin hüküm anlamına geliyor. Yoruma açık olmayan, asla değiştirilmez kesin yargı. Bakara suresinde yer alan NASA göre faiz haramdır. Yeni değil ama şimdi netleşiyor. Erdoğan ülkeyi dini inancına göre yönetmek istiyor. Ekonomi ve faiz bunun bir parçası. Kitabını yazdık dediği ekonomiyi İslami bakış açısıyla yönetmeye kalkıyor. Ancak o zaman da mesele Kurtuluş Savaşı vermeye dayanıyor. Yalçın Doğan